Yargıtay'ın, Danıştay'ın ve Sayıştay'ın başında olan yüksek yargı mensuplarının yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını korumaları gerekir. Üzülerek ifade edeyim. Daha önce eleştirdim. Yargı mensuplarının yürütme organı ile birlikte görüntü vermeleri, hele hele alkışlamaları kabul edilemez. Hiçbir demokraside kabul edilemez. Yargı dünyasında kabul edilemez. Kendileri alkışlayabilirler elbette. Kendilerini iktidar partisine yakın da görebilirler. Ama cübbelerini çıkarmaları lazım, o görevi bırakmaları lazım. Alkışlıyorlarsa gelecekler parlamentoya. Cübbelerini çıkaracaklar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık elbisesini mi, kimliğini mi ne taşırlar ve gelirler parlamentoya, siyasete girerler. Böyle bir tablo bakın Cumhuriyet tarihinde hiç olmamıştır. Hiç olmamıştır. İlk kez böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve başkan diyorlar. Hangi başkandan bahsediyorsunuz siz? Hangi başkandan? Devlet başkanı. Anayasada böyle bir tanım mı var? Kendisini o kadar kaptırmış ki Yargıtay Başkanı. Şimdi kalkacak adalet dağıtacak. O Yargıtay Başkanı Türkiye'de adalet dağıtamaz. O Danıştay Başkanı Türkiye'de adalet dağıtamaz. Sayıştay Başkanı zaten bir anlamda AKP'nin arka bahçesi konumuna gelmişti. Adalet dağıtamazlar. Bunlar adalet dağıtamazlar. Adalete en büyük darbeyi üzülerek ifade edeyim. Hep siyasetçiler vurur derler ama adalete en büyük darbeyi adaletin başında olan kişiler vurmuştur. Adaleti siyasallaştırmışlardır. Böyle bir tablo asla ve asla kabul edilemez ve doğru değildir. O görevlerinden ayrılmaları lazım. Görevlerini bırakmaları lazım. Görevlerinden ayrılsınlar, AKP genel merkezine gitsinler, kayıtlarını yapsınlar, istedikleri propagandayı yapabilirler. Böyle bir tabloya nasıl izin verebiliriz biz? Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri derinden sarsılıyor. Ve sarsanlar da yargı açısından, sarsanlar da yargının başında olan kişiler. Bunu kabul etmek mümkün değil.